arkadaşlar. Herkese selamlar. Bir Sitavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün size Sitavi'nin farklı bir özelliğini anlatmaya çalışacağım. Özellikle e, kategori bölümünü e, meydana getirirken farklı programlardan da yararlanabilir miyiz konusuna değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, sayın arkadaşlar. Ben burada kategoriler meydana getireceğim. Fakat bu kategorileri eline yazmayacağım. Belli bir farklı bir kategoriden yani farklı bir kategori ağacından farklı bir programdan meydana getirmiş olduğum kategori ağacından meydana getireceğim. Ee, sayın arkadaşlar. Öncelikle bunu nasıl yapıyorum? Dikkat ederseniz mesela bazı araştırmacılar yani akademisyenler ya da tez yazarları ya da diyelim ki kitap yazarları yani sitabi programına geçmeden önce ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, bir planlama içerisine giriyorlar ve bu planlamayı da belli bir programla yapıyorlar bu programlardan bir tanesi de mesela nedir arkadaşlar Google'dır ee, görüyorsunuz bunun derslerini ben çektim ne yaptım yani YouTube'a yükledim oradan da görebilirsiniz Google ders diye aratırsanız oradan görürsünüz Bu ne demektir Arkadaşlar şunu göstermeye çalışıyorum şimdi Sitavi programı önemli bir program güzel ama bunu mesela diğer programlarla da desteklersek daha da güzel olur. Elbette yani başlı başına mesela sitavi programı bizim bir araştırmamıza yeterli midir? Yeterli gelecek midir? Yani elde edeceğimiz literatür taraması sonrası elde edeceğimiz kaynakları mesela hepsini bünyesini alabilecek midir? Elbette alabilir. Elbette yeterli gelir. Ama e, kişiler programı kendi yaparlar. E, davranışlarına göre de şekillendirebilirler. Yani istedikleri şekilde programı kullanabilirler. Ben mesela yani kategori ağacımı yapmadan önce ne yaparım? Ee, i̇lk başta mesela literatürümü toplarım, eklerim. Bakın şu kısma literatürümü eklerim. Daha sonrasında literatürün birinci aşaması dediğimiz okuma aşamasına geçerim. Literatürleri hem bu aşamada elerim eledikten sonra da kalan liter, hem de okurum yani. Okuyunca da aklımda mesela bir plan oluşur. Yani ne yazacağım, ben ne ekleyebileceğim. Yani şu ana kadar yazılmış olan eserler neyi veremedi de ben neyi verebilirim. Bunu, otururum bunun bir planlamasını yaparım. Bu planlamasını nerede yaparım? İşte Google'da yaparım. Google'da mesela bunun bir e, imkanı var arkadaşlar. Böyle diyagramlar meydana getiririm. Örnek mesela bakın buradan bir diyagram meydana getirmişim. Hemen açasın. Evet. Biraz CTRL eksiye basıyorum, küçültüyorum. Diyelim ki bakın böyle bir makale konusu var ve bu makale konusunun işte yan yani ana dalları, ana kategorileri ve onların da alt kategorileri falan mesela hepsi var arkadaşlar. Bunun planını yapmışım makalenin. Sonrasında bunu bu şekilde yazacağım. Evet. Yazacağım. İşte bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Birer kategoridir mesela. Bu kategorileri mesela ne yapacağım? Toplamış olduğum yani literatür taraması sonrası toplanmış olduğum eserler okuyacağım. Bu başlıkları mesela yani not olarak araştırmamı ekleyeceğim. Yani notları ekleyerek mesela başlıkların içini doldurmaya çalışacağım. İşte tabii burada önemli olan ne yapmak lazım? Önemli olan bir iskelet meydana getirmiş olmak lazım. Bakın ben bu iskeleti meydana getirmişim. İşte Kişiler daha farklı mesela diyagramlar meydana getirebilir. Bir kategori ağacı hazır. İskeletim hazır. Artık neyi yazacağımı biliyorum. Planımı yapmışım. Yani literatürün birinci kısmını okumuşum. Yani birinci aşamasını okumuşum. İşte şimdi ben bu aşamadan, bu aşamada şu kategorileri ne yapmam lazım arkadaşlar? Sitaviye de yansıtmam lazım. Bakın şurada kategori de yapmam lazım ki başlıkları da buraya intikal ettireyim. Sitavi ne yapıyor? Bu e, kategori ağacının meydana gelebilmesi için başka programlardan ne yapabiliyor? Import yapabiliyor. Evet. Yani e, siz elinizi değmeden, yani diyelim ki çok fazla uğraşmadan bir saniye bir tıklamayla e, bu Google'da bulunan mesela diyagramı oraya intikal ettirebiliyorsunuz. Nasıl? Burada Google'ın mesela bir şey var. Download this diyagram. Hemen tıklıyorum arkadaşlar. Burada MM file var. MM file yani kategori ağacı formatında. Export yapacak hemen export yapıyorum. Evet, export geldi buraya dikkatinizi çekerim. Ben bunu alıyorum mesela arkadaşlar. Klasörde gösteriyorum. Sonra masaüstüne kopyalıyorum. Orada hazır bulunuyor. Hazır bulununda bakın mesela şuraya kopyaladım, yapıştırdım şu şekilde. Ne yaptım kategori ağacımı yani planımı aldım getirdim masaüstüne, export ederek yerleştirdim. Şimdi sitaviye geliyorum. Evet artık yani literatöme okudum. Not almaya başlayacağım ve bu notların da düzgün bir şekilde planını yaptığım kategori ağacına göre yerleşmesini isteyeceğim. Ama önce kategori ağacını buraya yerleştirmem lazım. Ne yapıyorum? Bakın mesela sitavinin yani farklı bir kategori ağacı. Bakın mesela biz ne yapıyorduk? New kategori, new sub kategori. Yani yeni bir kategori, yeni bir alt kategori şeklinde kategorileri meydana getiriyorduk. Ama şimdi ne yapıyoruz? Dışarıdan mesela import yapmamız lazım. Hemen yani ithal etmemiz lazım. Bakın geliyorum işte list of kategori bak import kategori sistem bakın nereye tıklıyorum diye çekelim. çekerim bakın şuraya evet kategori bölümündeyim eğer mesela ekranı şöyle ise falan filan siz referans bölümüne gelmeniz lazım şuraya tıklamanız lazım import kategori sistem evet şuradan bakın arkadaşlar import ediyorum ama bakın burada free mind document bunu alacağım bakın free mind document evet tıkladım da bana nereden neyi almamı istiyor ben diyorum ki masa üstünde benim bir dokümanım var bir planım var onu al gel diyorum Hemen yani bakın şudur MM dosyası. Tıkladığım zaman aç diyorum. Evet. Açınca kategori sistemi birazdan burada yer alacak arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki nasıl yer alacak? Böyle işte ana kategori, alt kategori şeklinde alacak. Yani benim mesela kategorileri hiyerarşik sıralamasını yapmama artık gerek kalmayacak. Planımda neyse hepsi o çıkacak. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet zannedersem geldi. Hemen görelim. Bakın Hiçbir şekilde mesela ben bunları ellerime dokunmadım. Dikkat ederseniz bakın dokunmadım. Ne yaptım? Otomatikman mesela ee, kategori ağacım geldi. Yerleşti arkadaşlar. İşte ana başlığım ne? Ana başlığım bu. Yani ana sorunsalım bu. Yani içeride bulunan yani konu bu. Sonra bunlar alt başlıklar. Bakın Anadolu'ya geliş. Hemen görelim. Bakın şunlar. Ana başlıklar bakın arkadaşlar. Evet. Bakın. Bakın. Şu an bölüm bölüm mesela ayırabiliyorum. Bakın Anadolu'ya geliş. Hemen arkasında görüyorsunuz. Alt başlıklar, daha da alt başlıklar meta kategorize şeklinde otomatik mesela geliyor, yerleşiyor arkadaşlar. Bu da bize epey bir zaman kazandırıyor, hızlanıyoruz. Evet bu dersimizde ne öğrendik? Bu dersimizde Sitavi programına farklı bir programdan kategori ağacı getirebilir miyiz? Yani farklı bir programdan meydana getirmiş olduğumuz kategori planlamasını acaba Sitavi'ye yansıtabilir miyiz? Evet yansıtabiliriz. Bunu öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar buluşmak dileğiyle. Herkese kolaylıklar diliyorum.